Post Öykü sunar. Bülent Orakoğlu'nun kaleminden. Dağda ölen teröriste ağat yakan Recep Güven, 1999 yılında kılıçlar olduğuyla ne görüştü? Recep Güven kim? Hatırlamıyor olabilirsiniz. 2001 ve 2006 yıllarında FETÖ'nün beyin takımıyla İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi'nde illegal olarak kurulan C5 biriminde hazırladıkları Kumpas Ergenekon dosyasını dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a imzalatamayan FETÖ'cü şube müdürü olur kendisi. NATO gladiyosunun Türkiye ayağı Ergenekon 27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra CIA ve Pentagon tarafından kurdurulmuştu. Tarihten yaklaşık 40-50 yıl sonra Kasım 2006 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi içinde FETÖ tarafından illegal olarak oluşturulan C5 birimi ise Kumpas Ergenekon'un planlandığı bölüm olmuştu. İşin ilginç yanı ise 3 Kasım 1996 yılında meydana gelen Susurluk kazası ya da skandalıyla Kasım 1996 yılında bir televizyonda ortaya atılan Ergenekon terör örgütü arası ilginç bir bağ olduğu iddiasıydı. Bu sorunun cevabını firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz hazırladığı bir iddianamede vermişti. Susurluk Ergenekon'un görünen yüzüydü. Hatta bir iddiaya göre polis Susurluk operasyonuna karşı Ergenekon operasyonlarını başlatmıştı. Recep Güven bir devlet büyüğümüzün araya girmesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atandı. 2012 yılı Ekim ayında Dağda Ölen teröriste yaptığı ağıttan dolayı bu kez kendisini %100 hatırlayacağınızdan eminim. Ne demiş? Önce tekrar bir hatırlayalım. Dağda Ölen teröristi ağlamıyorsanız insan değilsiniz. Benim yetik evladım dağa çıkmış. Keşke ulaşabilseydim. Keşke ona normal bir hayat sunabilseydim. Keşke terörize olmasına mani olabilseydim diye ağlarım. Yani her teröriste de içim ezilir. Türk askerini, polisini, kundaktaki bebeğini gözünü kırpmadan şehit eden terörün muhibbi bu FETÖ'cü alçağın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanmasına aracılık edenler utansın. Zira vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız.'' Maalesef bu devlet millet düşmanı sözde emniyet müdürünün icraatları henüz bitmemişti. Devlet hiyerarşisinde bir il emniyet müdürü görünümünde olan Recep Güven, FETÖ terör örgütü hiyerarşisi içinde siyasi iradenin almış olduğu açılım süreci kararlarını tatbik etmediği gibi bu kararı değiştirmek için ekibiyle birlikte devletin üst katları içinde temaslara başlamıştı bile. Bu gücü ve emri direkt olarak Pennsylvania'daki terörist başından aldığı kesin bilgiydi. Zira görev yapıyor görüntüsü içinde hedefi KCK operasyonlarını 30 Mart 2009'daki yerel seçimlerden önce yapmak uğraşı içindeydi. Türkiye ilk defa bir il emniyet müdürü bağlı olduğu İçişleri Bakanı'nın başında olduğu bir sürece karşı bir çalışmayı ekibiyle başlatmıştı. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideriyle görüşmeye giden bir polis şefi görünümlü bir üst düzey teröristle karşı karşıya kalınmıştı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan dolayı cezaevine kapatılan bu meczup bir gazeteye yazdığı mektubunda tüm bu olayları, detayları ve analizleriyle anlatıyordu. Hedefi devleti en basitinden aşağılamaktı. Bütün bu gelişmeler paralel devlet nedir, nasıl çalışmıştır? KCK operasyonları nasıl başladı? Kim başlattı? Çözüm süreçlerini kim sabote etti? Sorularının cevaplarını mı veriyordu? Yoksa Türkiye aklı başında olmayan bir meczupla karşı karşıya mı kalmıştı? Bu soruların cevabını Recep Güven'in cezaevinden yazdığı mektupta arar hale gelmiştik. Zira Recep Güven mektubunda 2009 yılında ekibiyle birlikte bu kez muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu oğlu ile 3-4 saat görüştüğünü iddia eden Kumpas Ergenekon'un mimarlarından olduğu düşünülen Güven, Kılıçdaroğlu ile hangi konuları görüşmüştü? Bu süreçte FETÖ'nün Ergenekon operasyonlarını yerden yere vuran Kılıçdaroğlu, Recep Güven'i neden kabul etmişti? Recep Güven'in mektuptaki açıklamalarından Erdoğan'dan siz kendi işinize bakınız cevabını alıp terslediğini biliyoruz. Bu süreçte Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Vekili görevini yürüten Güven'in devletin üst katları tarafından önemli bir istihbarat ilgisinin paylaşılacağı nedeniyle kabul edildiği açık. 2009 yılları FETÖ'nün cemaat maskesi altında İslami değerleri istismar ederek Türkiye aleyhine casusluk, cinayet ve her melaneti işlediğinin henüz deşifre edilmediği dönemler olduğunu unutmayalım. Üstelik bir de bu hainin Bülent Arınç tarafından önemli görevlere atanmasındaki referansı da önemli. Peki Arınç bu şahsın devlet aleyhindeki faaliyetleri ve devlet içinde devlet olma paralel devlet yönündeki eylemlerini test etmesinden haberdar mıydı? Ben sanmıyorum ama şüphesiz takdir yüce milletimizin. Post öykü sundu.